Merhabalar değerli arkadaşım. Uzman 2 ile karşındayım. Nasıl gidiyor uzmanla? Aranı düzeltebiliyor muyum? Yani e, biraz daha geliştiğinin farkındasın değil mi? Şimdi o zaman uzman 2 ile biraz daha kendimizi geliştirmeye ne dersin? Biraz daha farklı soru tipleri bir, bizi bekliyor. Doğru da açıdan tut, benzerlikten tut. E, kosinüs teoremi, üçgende açılar, alan kavramı birçok soru var. Farklı soru tipleri var. Hadi bakalım iyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım, şöyle bir baktığımız zaman te, taban uzunluğu 36 birim ve tepe açısı 120 derece olan ikiz kenar üçgenin ikiz kenar üçgenin yani ikiz kenar üçgen 30-30-120 üçgen olacak, değil mi? Şöyle bir ikiz kenar üçgen çizelim. İkiz kenar üçgen çiziyoruz. Evet, burayı da birleştiriyoruz. Taban uzunu 36 birim diyor. Hay hay burası 36 birim. E, tepe açısı 120 derece diyor. İkiz kenar dediğine göre burası 120 ise buralar 30-30 derece olacaktır. Ve biliyoruz ki 30-30-120 üçgeninde burası 36 ise o zaman neyin kök 3 katı 36'dır? 12 kök 3. Yani buralara 12 kök 3 diyeceğiz. O zaman burası 12 kök 3 ise burası da 12 kök 3 olacaktır değerli arkadaşım. Ve biz bir dikme indirelim. Tepe üçgenin tepe noktası ağırlık merkezinden kaç birim uzaktadır diyor. Nedir? Daki vardı. Yani diklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortay idi. ikizkenar üçgende. Burası 60. Bu da 60. 90. Ve ağırlık merkezi ikiye bir oranda ayrılıyordu değil mi? 18'e 18 diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Şöyle bakalım. 60'ın karşısı 18. 30'un karşısı. O zaman neyin kökü 3 katı 18? 6 köküçün. Burası komple 6 kök 3 ise 6 kök 2'ye 1 oranında 3 parçaya bölecek olursak 2 kök 4 kök 3. Bizden istenen şey nedir? Ağırlık merkezinin üst kenara uzaklığı 4 kök 3 yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. Evet burada ince kenarlı bir mercekte asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından F'den geçecek şekilde. Evet. Odak noktasından geçecek şekilde asal ekseni evet geçecek şekilde asal ekseni odak noktasından F'den yani keserek gelen ışınlar da paralel. Buradan keserek gelen ışınlar paralel. Paralel gelenler odaktan geçiyor demek istiyor. Kırılarak gider. Tayhay. Aynanın cismin aynadaki görüntüsü. Şimdi yukarıdaki ince kenarlı bir mercekte kırılarak oluşan cismin görüntüsü verilmiştir. F odak noktası F odan merceğe olan uzaklığı f odak noktası F'de de odağın merkezi olan eee merceğe olan uzaklığı xc ise xc cisminin de merceğe olan uzaklığı xc tekrar edelim. E, ne diyoruz? xc cisminin mer, e, merceğe uzak, merceğe uzaklığı ve xg cismin görüntüsünün merceğe olan uzaklığı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi tabi bunlar birbirine paralel. Şurada bir üçgen olarak düşünecek olursak Tamam. Şöyle düzeltelim. Şurası bir üçgen. Tamam. Şurası da bu şekilde. Şimdi burada temel orantı teoremi yani Thales 2 teoremi kullanacağız. Bunun bunu oranı, buranın buraya oranı, buranın da buraya oranı eşittir değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? Şu ortak kenara N ile M diyelim. Şuraya N, buraya da M diyelim. Şurası O noktası olsun. Şurası K olsun. Burada L olsun. O, K, N, O, L, D, M olsun. Şimdi N'nin ne artı M oranı? N'nin ne artı M oranı değerli arkadaşım? F'in X, G oranı. Tamam. Devam ediyorum. Aynı durumu bu taraftaki üçgen için yapacak olursak şayet. Hangi üçgen için? <laughs> Şuradaki üçgen için yapacak olursak. M'nin M artı N oranı. Ve m'nin m artı n oranı o da eşittir. F'nin xc'ye oranı. xc oranı. Şimdi bu iki bağıntıyı yan yana toplayacak olursak ne tabanlar paydalar aynı olduğu için ne artı m bölü ne artı m gelecektir. O da eşittir. F bölü xg artı f bölü <laughs> xc. Şimdi burası malum gördüğünüz üzere 1'dir. F parantezini alır karşıya atarsak 1 bölü F eşittir. 1 bölü XG artı 1 bölü XC. C cisminin uzaklığı. <laughs> o zaman bu şekilde soruya baktığımız zaman 1 bölü XC, 1 bölü XG eşittir 1 bölü F. Yani sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçenedir. Burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer hatırlayacak olursan üçgenlerde ki ben bunu sana ispatını yaptım. <laughs> Konu anlatım videolarında. Şöyle bir e, kelebekler vardı. Şunu da çizmiştik. Birçok kitapta görürsün. Bu onun mantığının aynısı. Şurası, şurası ve şurası. Buraya x, buraya y, buraya z diyecek olursak. 1 bölü x eşittir. Tabi bunlar birbirine paralel eşit. 1 bölü y artı 1 bölü z. Bunun ispatının mantığının aynısı. Burasıyla aynı durumdur sevgili arkadaşım. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda evet, bir öklit diyor burada. Gizli bir öklit varmış demek ki. Yani çok orantsız gibi geldi ama evet. Şurada bir Pisagor. A oku, değil mi Ertuğrul Hoca? Ertuğrul Hocam hiç soruları okumuyorsunuz. Okuyorum. A B, C, dik üçgen. AE diktir ED. AE 3 birim. Hay hay. ED kök 7 birim. DC 2 birim. BD 8 birim. AB x birim. <laughs> hay hay. Buraları birleştiriyorum. Burayı bir birleştirelim bakalım bir dik üçgen oluşturalım. 3'ün karesi kök 7'nin karesi AD'nin karesi. AD'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı kök 7'nin karesi. 7, 9 daha 16. O zaman AD eşittir. Ne yapacaktır? 4 gelecektir. AD 4 ise. Şimdi burada bir şey var. Gizli bir bantı var. Öklit bantımız neydi değerli arkadaşım? H kare eşittir. P çarpı K vardı. Örnek verelim. Değil mi? Bölde oranların çarpımı hipoten, e, yüksekliğin karesine eşittir. Şimdi burada bakacak olsak 4'ün karesi eşittir. Tabi bunu görmek biraz zor. 4'ün karesi eşittir 8 çarpı 2. Yani burada öklit var aslında. Şekil biraz bizi aldatmış ama buralar dik. Gördün mü değerli arkadaşım? Bu sağladı. 16 eşittir 16 olduğu için ökliti sağladığından dolayı burasının 90 derece olduğunu söylemek istedim. Dolayısıyla bu üçgende yani ABD üçgeninde x kare eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi yani A'ya 2A varsa A kök 5'te değil mi? Hatırlayalım şöyle bir üçgenimiz vardı. Yine hatırlatayım ben çözeceğim. A 2A ise burası A kök 5'te hipotenüs. Yani 4'e 8 ise burası 4 kök 5 çıkacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 4 kök 5. Yani B seçeneğidir değerli arkadaşım. İstersen 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16, 80. O zaman kök 80 yani 4 kök 5 yapacaktır. Sadece ve sadece hatırlatmak için burayı da sana söylemeye gereği duydum. Gelelim dördüncü sorumuza sevgili arkadaşım. Thales teoremi 2 var. Bunun buraya oranı, bunun buna oranı, bunun buraya oranı değil mi? Açı açı benzerliğinden geliyordu bu. Ve öklü taç kareştir p çarpı k, c kareştir p çarpı tamamı, b kareştir k çarpı tamamı aydı. Bunları da yazdık buraya. Şimdi soruyu okuyorum. Merak etme. ABC dik üçgen. BD diktir AC. FE diktir AC ad 11 santimetre 11 birim ef kök 22 ef kök 22 dc 24 hı hı. dc 24'müş tamam ee, o zaman şöyle yapalım mı ee, biz burada nelerle uğraşabiliriz ökliti kullanabilir miyiz h p çarpı k buraya bd diyecek yani bd'ye h diyecek olursak dikten dik indirmişiz h kare eşittir 11 çarpı 24 buradan h eşittir ee, ne gelir sevgili arkadaşım h kare 11 çarpı buradan başka bir şey de yakalayabilir miyiz? 8 çarpı 3 desem. Evet. 8 çarpı 3 yani 4 çarpı o zaman ne diyeceğim? 4 çarpı 6 mı diyorum? Tamam. 2 kök 66. 2 kök 66 mı yapıyor? Hay hay burası 2 kök 66 yapıyor. Şimdi x'i soruyor bizde. x'i soruyor bize. Burada başka neler yapabiliriz? Şimdi Thales teoremi demiştik ya hatırlarsan o zaman Thales teoremi uygulayalım buraya izin verirsen. Yani x'in 24 oranı paralellik var çünkü. eşittir kök 22'nin 2 kök 66 oranı. Evet. Yani buranın buraya oranı, bunun da bunu oranı eşit değil mi? Thales teoremi demiştim. Kök 22 ile kök 66 giderse 3 çarpayım burada kök 3 kalacaktır. Doğru mu? Doğru. Bununla bu giderse 12. O zaman x eşittir 12 bölü kök 3. Buradan x eşittir 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 birim yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı 4 kök 3 A seçeneğidir. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Nasıl gidiyor uzman? Uzman testi nasıl gidiyor? İyi değil mi? Artık biraz daha zor sorularla mücadele vermeyi öğrenmeye başladın. Evet demek ki iyi yoldayız. Hadi bakalım. Şimdi AB, AC. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. AC eşittir 3 birim. Oo, 3K. AC 3K. AFK. Dolayısıyla buraya 2K kaldı. AB 3P. AE de P'ymiş. O zaman buraya da P diyecek olsak. Buraya da 2P kaldı. Tamam. Bunları yazdım. Şimdi tabii BF'nin karesi artı CE'nin karesi. Evet. Buraya ne diyelim? Y diyelim. Buraya da X diyelim. Yani uzun uzun diye bunu yazmamak için. Ayrı ayrı Pisagor bantları uygulayacağız. Değil mi? Evet. Başlayalım. Nereden başlayalım? X kare. Yani ABF üçgeninde. ABF üçgeninde değerli arkadaşım. Pisagor bantını uygulayalım. x kare eşittir 3p'nin karesi 9p kare artı k kare. Aynı şekilde diğer üçgene gelelim. Hangi üçgene? AEC üçgenine gelelim değerli arkadaşım. AEC üçgenine geliyoruz. AEC üçgenine geldik. A, e, C üçgeninde de ne diyoruz? E, y kare eşittir p kare artı 9k kare. Hmm. Tamam. Bunu da gördük. Şimdi ne yapalım? O zaman bunları taraf tarafa toplayacak mıyız? Toplayalım mı bir? Hadi bakalım. Bunların x'ini taraf tarafa toplayacak olursak x kare artı y kare eşittir. 9 bir daha 10. 10 parantezinde p kare artı k kare geldi. Şimdi bc 27 diyor. bc 27. Hmm. Bir de o zaman şöyle bir bantımız daha var. Nasıl bir bantımız var? 3p 3k yani 9K kare artı 9P kare eşittir 27'nin karesi. Hangi üçgende? ABC üçgende tabii ki. Değil mi? ABC üçgende bunu yazdık. Ee, şimdi buradan 9 parantezin alırsak K'nın karesi artı P'nin karesi eşittir. 3'ün karesi çarpı 9'un karesi diye ayırdım bunu karesiyle bir tane 9 giderse 3'ün karesi 9 kere 9 81 yani k'nın karesi artı p'nin karesi eşittir 81 yaptı. O zaman burası 81 ise 10 ile çarparsak kaç yapacaktır? 810 gelecektir. Beşinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik. Altıncı sorumuza sinüs alan formülü. Neymiş sinüs alan bağıntısı? Bu alan konusunda bunların hepsinin ispatını yaptım değerli arkadaşım. Hele sanıyorsam bunun birkaç yöntemden de yaptığımı hatırlıyorum. İki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki sinüs değerinin çarpımının yarısı bize bu üçgenin alanı veriyordu. Unutmayalım. Şimdi soruyu okuyorum. Hiç merak etme. AF3, FB8, BC12. CD, DX. Hay hay. ABC, ABC'nin alanı eşittir. BFD. BFD. Hmm. Tamam. Şimdi ABC'nin alanına gelelim mi? ABC'nin alanına gelelim. Şimdi ne diyor bize? Alan ABC eşittir. Değerli arkadaşım alan BFD. Şimdi alan ABC'ye bakacak olursam, alan ABC'ye bakacak olursam şu aradaki açıya alfa diyelim. Tamam. 11 çarpı 12. 11 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2. O değiştir. eşittir. Gelelim BFD'nin alanına gelelim. BFD'nin alanı BFD'ye bakarız. 12 artı x çarpı çarpı 8 sinüs alfa bölü 2. Bunlar birbirini sadeleştirdi. 8'e böl 4'e böldük. 3 4'e böldük. 2 33 eşittir. 12 çarpı 2 24 artı 2x. Evet 33 11 x eşittir 11 bölü 2 birim gelecektir değerli arkadaşım. Sinüs alan teoremi kullanarak soruyu çözmüş olduk. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Geldik 7. sorumuza. bir daki var. Daki daki nedir? Daki diklik açı ortay kenar ortaysa ikiz kenardır. Yani herhangi ikisi sağlarsa diğer ikisi sağlar demiştik. Ve öklü teoremi biliyorsun açgı eşittir P çarpı K. Ve benzerleri şimdi yeri geldikçe anlatacağım ben sana. Şimdi tamam şuranın 90 derece olduğunu gördüm. Hemen ilk olarak ilk olarak soruyu okumadan onu işaretleyeyim dedim. ABC üçgen BH eşittir HC. AH diktir BC. Tamam. Soru da verilmiş zaten. Şimdi hem diklik var hem kenar ortay var ise diklik ve kenar ortay var ise şöyle göstereyim. Diklik, ha, diklik ve kenar ortay var. İkisini çiziyorum. Diklik kenar ortay varsa o zaman bu hem aç ortaydır. Aynı zamanda ikiz kenardır da. Dolayısıyla 15'te buraya da 12 kalır. Tamam mı? 15 olduğu için. Anlaştık. Hmm. Oo, burada bir şey gördüm. Evet bunu görebilecek bir durumda değil. Olma, olama, olamayabileceğin ihtimali var. Ama görebilirsin de. Artık çünkü soruları çözdükçe pratikliğin artacak. 3 çarpı 12 eşittir 6'nın karesi. H kare eşittir P çarpı K demiştik ya. H kare eşittir P çarpı K. Bak böyle bir bağıntı sağladı burayı. 6'nın karesi eşittir 3 çarpı 12. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki o zaman burası dik üçgen. Çok benzemese de dik üçgen maalesef. Evet burası dik üçgen. Şimdi bizden istenen şey nedir? Şu bölgenin alanı. O zaman 6 çarpı 3 bölü 2. Yani taralı alan eşittir. 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 birim kare gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım. B seçeneğidir. Gelelim 8. sorumuza. 8. soruda bizi neler bekliyormuş? Haşa 4H, 15, 75, 90 üçgeni. Haşa 4H bağıntısı var. Şimdi Haşa 4H bağıntısı varsa 15, 75, 90 üçgenidir. Tamam. Ancak BH büyüktür HC diyor. BH büyüktür HC. O zaman büyük neresiyse 75 derecelik açı oraya aitti. Değil mi? 75 derecelik açı oraya aitti. O zaman buraya 15 derece diyoruz. Hmm. Ayrıca ayrıca bir de ne var? Şimdi 15'in karşısı 4 ise 75'in karşısı kaçtır? Haşa 4 taş bansı olduğu gibi ben sana hemen kısa bir ispat yapayım şurada. 15 derece 15 15 30. Şimdi biz buraya 15'in karşısı C demiştik. C dersek yani veya A dersek A dersek 60'ın karşısı A kök 3. Burası 2A. Burada ikiz kenar olduğu için 2A. Yani 15 derecenin karşısı A ise 75 derecenin karşı değerli arkadaşım 2 artı kök 3 A yapacaktır. O zaman A yerine 4 yazacak olursak 8 artı 4 kök 3 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. <laughs> Bu soruda bizi neler bekliyor? Biraz boğazım kurudu. Kusuruma bakma. <laughs> evet. Çünkü saatlerdir ders anlatıyorum. Bunlar gayet normal, değil mi? Evet. ABC açısı büyüyerek A üssü BC açısı olmaktadır diyor. Hmm. Yani bunu tuttuk, elimizde tuttuk o açıyı biraz gerdik gelince açı yukarıya doğru ya da birleştirince açı aşağı doğru daraldı. Yani buradan şu çıkıyor. Biz bu açı hareketliyse o zaman alfa ise burası da alfa olacaktır değerli arkadaşım. Beta ise burası da beta olacaktır. Anlaştık. Hmm. Tamam. Şimdi şurayı birleştirelim. Burayı birleştirelim değerli arkadaşım. Şimdi e, karşı durumlu açılı bu açıların toplamları neydi? Bu ters durumlu açıların toplamları iç ters açılar diyoruz. Bunlar aynı zamanda nedir? 180 dereceydi değil mi? O zaman şu B ile buranın toplamı ne olacaktır? 180 derece olacağı için şu 15 çıkarsak şu araya şu kısma da 165 eksi ne gelecektir? B gelecektir. Onunla beraber aynı şeyi bura için yapacak olursak buraya da 165 eksi ne diyeceğiz değerli arkadaşım? Alfa diyeceğiz. Doğru mu? Tekrar ediyorum. Burası alfa. Bunun tamamı 180 eksi alfa olacak. Ama arada 15 derece olduğu için oraya ellememiş olduk. Şimdi, şimdi, şimdi. Birinci durumdaki haline bakacak olursak. ilk haline bakacak olursak. 165 eksi alfa. Evet, birinci duruma bakalım. Birinci durumda. Şöyle bakıyorum. 165 eksi alfa, 165 ee, evet eksi beta yazıyorum. 165 eksi alfa artı 15, artı 40, artı 15, artı 165 eksi beta artı 15 tek tek yazıyorum ki daha iyi görmen için artı 40 artı 15 artı 165 eksi beta. Eşittir. Ne diyoruz değerli arkadaşım? 180 derece diyoruz değil mi? Doğru açık. Buradan alfa artı betanın kaç derece olduğu gelecektir? 220 derece olduğu gelecektir. Hmm. Alfa, artı, alfa artı beta kaç derece? 220 derece olacak. Tamam. Şimdi başka neler yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Şimdi büyüyecek dediği için bir kere ben sana şunu söyleyeyim. İlk etapta bu olduğu için açı büyüyecek dediği için o zaman bir kere 220'den büyük, 250'den küçük. Yani sorumuzun direk cevap anahtarına bakarak 220'den büyüyeceği için 220'de bulduğumuzdan dolayı 220'ye eşit ve 220'den büyük. Çıklarda tek ne var? 250 derece. Şimdi iş 250 dereceyi bulmak. Hmm. 250 dereceyi bulmak. 250 dereceyi nasıl bulabiliriz? Başka ne? Burada başka aklına gelen ne var? aklına gelen bir şeyler var mı bakalım. Şimdi 180 eksi alfa. Şimdi bu açı büyüdüğü zaman bu açı büyüdüğü zaman ne oldu? Şurası komple 180 eksi alfa oldu. Değil mi? Burası da 180 eksi beta oldu. O zaman yazıyorum. 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı Tabi bu aradaki şu açılar değişmiyor değil mi? Yani <laughs> şunu anlatmaya çalışıyorum değerli arkadaşım. Şunu siliyorum. Şimdi 165 eksi betanın devre gitti. Bunun devri gitti. Şimdi diyeceğim ki ben sana bu açıyı büyüttüğümüz zaman büyüttüğümüz zaman şu alfaya göre yapıyorum. Bu alfaya göre yaparsam burası 180 eksi alfa oldu bu alfaya göre yap, beta'ya göre yaparsam burası da 180 eksi beta oldu. 180 eksi alfa, 180 eksi beta, 15, 40, 15. 15 artı 40 artı 15. Bu da eşittir. Yine 180 derece doğru aç olacaktır ki buradan da alfa artı beta'nın da 250 derece olduğunu göreceksin. Demek ki 250 20, 220 yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Nasıl? Güzel bir soruydu değil mi? Evet hadi bakalım. Devam ediyoruz 10. sorumuza. <laughs> Şimdi burada bir takım nümerik işlemler yapacağız. Umarım üstesinden geliriz. Biz seninle bir şey çok şeyler başaracağız hiç merak etme. Şimdi ABC ekskenar üçgen ve ikizkenar üçgende şunu unutmayalım. Daha önce söylediğim gibi bak daha önceki profesyonel pardon uzman bir bölümünde sana söyledim. Bir soruda yine benzer bir soruda şu durum vardı. Eğer eğer değerli arkadaşım ee, örnek veriyorum burada. BC şimdi BC eşittir AC değil mi? Bu sefer tam tersi olarak ikiz kenar olduğu verilmiş. Ve A ve B açıları eşit ise yani şu açılar eşitse şu açılar yani biz bu açıları ne diyelim? Teta teta diyelim. Bu açılar da eşit ise o zaman bunun altındaki açılar da yani böldük bu şekilde eşit oranda böldüğü için şu açılar da birbirine eşit olacaktı. Hatırlıyor musun? Buraları da örneğin beta diyebilirim. Bir. Bir. İkincisi DE ile değil mi? DH'tayım. De, Bakalım şuraya işte şu şu. İşte bunlar birbirine eşit olacak, değil mi? Buralar şurala şurada. Şurala da şurası birbirine eşit olacak. Ne zaman ikizkenar üçgende bunu unutma. Ben bunun ispatlarını ikizkenar üçgende konu anlatımında yaptım değerli arkadaşım. O zaman burası alfa ise buraya da alfa dedim. Hay hay şimdi şöyle bir bakıyorum buradan neler bulabilirim neler bulabilirim tamam burası 2 alfa değil mi alfa artı alfa 2 alfa e, o zaman beta artı beta da 2 alfaysa 2 alfa eşittir 2 beta o zaman alfa eşittir beta oldu hay hay yani beta, yeri, beta yerine artık alfa yazabiliriz zaten benzerlik e, paralel olduğu da bu şekilde görülmüş oldu bu da nedir alfadır şimdi o zaman gelelim hangi üçgende şuraya yazıyorum değerli arkadaşım ABE üçgeninde tabii ki burası da tetaydı A, B, e üçgeninde iki iç bir dış. iki iç bir dış. Yapalım. Alfa artı alfa artı teta eşittir. Alfa artı 75 değil mi değerli arkadaşım? Alfalar giderse alfa artı teta eşittir. 75 derece gelecektir. Buradan ne gördün? Buradan ne gördün değerli arkadaşım? Alfa artı yani bu bet alfaydı zaten. Alfa artı teta 75 dereceymiş. Yani şurası 75 derece. E burası da 75 derece. O zaman 75 75 150 teta'ya 30 derece kalacaktır. Doğru mu? Bizden alfa açısı isteniyor. <laughs> tamam. Şimdi alfa açısına geleceğiz hiç merak etme. Şimdi büyük üçgen orayı 10, 30 olarak bulduk. Şimdi alfayı nasıl bulacağız? Alfayı nasıl bulacağız değerli arkadaşım? Alfayı nasıl bulacağız? 2 alfa. Alfa beta eşitti değil mi? Alfa beta eşitti. Şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. 30. Bu da heh, bu da teta olduğu için bu da 30 olur. Değil mi? 30 ise burası 75 ise tamamı buraya da kaç kaldı? 45 kaldı. O zaman alfa açımız eşittir. Kaç derece oldu değerli arkadaşım? 45 derece bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim 11. sorumuza. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi AB8 KC4. Tamam. BAC açısı ACB açısının iki katı diyor. A, A, CB yani buraya alfa dersek değerli arkadaşım burası iki alfa oluyor. Değil mi? Şimdi diyor ki ABC üçgeni BD boyunca katlandığında A noktası K noktasına gelmektedir diyor. A noktası K noktasına geliyor. Yani şurası A noktası o zaman iki alfa ise burası iki alfa. Hay hay burası alfa ise 2 alfaysa dış açı o zaman buraya da alfa kalır ki buralar ikiz kenardan dolayı eşittir. 4 ise zaten katlamalı soru olduğu için bu da buraya eşitti. 4 değil mi? 8 ise burası da 8 olacaktı. Şimdi burası da açıortay olduğundan dolayı neydi açıortay? Açıortay uzunluğu hangi oranda bölüyordu indirdiği kenarı dışındaki kenarlarla bağlantı olarak bölüyordu. Yani C'nin x oranı B'nin y oranı eşitti. O zaman değerli arkadaşım burada 8'in 4'ü oranı Burası 12 mi? 12'nin kaçı oranı olacaktır? Yarısı değil mi? 8'e 4 ise 12'ye 6 olacaktır. Bizden istenen AC nedir? Toplamda 10 birimdir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Gelelim 12. ve son sorumuza değerli arkadaşlarım. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgenin bir kenarından kenarlarından birinin orta noktası ile diğer kenarlarından birinin üzerinde köşegen uzaklığı 2 birim olan noktalar arasındaki uzaklık en çok kaç birim olur diyor. Hmm. Tamam. Kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarından birinin orta noktası ile hmm. Yani kenarlarından birinin orta noktası şuranın orta noktası diyelim. Buraya A diyelim. B diyelim. C diyelim. Tamam. Kenar uzunluğu 6 birimse buralar 3 3 olacaktır. Orta noktası ile diğer kenarlardan birisi üzerinde köşeden uzaklığı 2 birim olan, köşeden uzaklığı 2 birim olan o zaman şurası İki birim. Değil mi? İki birim olan nokta arasındaki uzaklık en çok kaç olur? Şimdi burası da iki birim. E burası da iki birim. Şimdi bu köşeyden alırsak burası da iki birim olacaktır. Demek ki iki durumda çizeceğiz. O zaman burada iki. Şimdi e, uzaklık en çok kaç olur dediğine göre neyi almak zorundayız? Şurayı almak zorundayız değil mi? En yani çok şurayı. O zaman buraya D, E, F diyelim. Bizden istenen DE. E. Kosinüs teoremi diyor ki hatırlarsan bu eşken üçgen olduğu için aradaki açı 60 derecedir biliyorsun. Bir kenar uzunluğu açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesi eşittir. Diğer diğer kenarların kareleri toplamı eksi. Bunların çarpımlarının iki katı i ve aradaki açının kosinüs değeriydi. Yani buraya bakalım 4 var, 3 var. O zaman x kare eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 60'tan bulabiliriz. Kosünüs 60 1 bölü 2'dir. Bununla bu gider. 4 x kare eşittir. Ee, düzenleme yaparsak. Burası 25 eksi 12. x eşittir değerli arkadaşım. Kök 13 bilim olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? D seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım bu şekilde uzman 2'nin de sonuna geldik. Uzman 3'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.